güçlü bir ekonomiye ve sağlam bir finans sistemine ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Ekonomik krize çözüm arayışları kapsamında alternatif finans yöntemleri tartışılıyor. Alternatif finansal işlemler dünyada süratle yaygınlaşmakta, benimsenmekte, derinlik kazanmaktadır. Alternatif Finans'ta Yeni Ufuklar Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, finansal sistemin mevcut yapısıyla görevini yerine getiremediğini söyledi. Üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistem, maalesef ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma gelmiştir. Türkiye'nin bu konuda geç kaldığını, geride kaldığını düşünüyorum. Sistemin çıkmazda olduğunu vurguladı Erdoğan. 2008 küresel finans krizini örnek gösterdi. Çalışılsa da bu krizin asıl kaynağının Amerika ve Avrupa olduğu bir gerçektir. Sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır. Yeni bir dönüşüm çağrısı yapan Cumhurbaşkanı alternatif finansa dikkat çekti. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz bir parçası olan finans sisteminde sürekli ileriye gitmek, kendi modellerini oluşturmak zorundadır. Küresel ekonomik ve finansal sistemin hiç vakit kaybedilmeden dönüştürülmesi, insan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor. Alternatif finans, İşte bu dönüşümün en önemli unsurlarından biridir. Ekonomiye yeni bir soluk getireceği söylenen yeni oluşumda hedef İstanbul'u merkez haline getirmek. İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bankacılık dışı alternatif finans alanlarının dünyadaki merkezi olmasını arzu ediyoruz.